yapsın, annemin gözüne asla giremez. Bir kahvanın tadına bakayım nasıl olmuş. İçiyorum. Bu ne ya böyle? İğrenç, iğrenç. Böyle kahve mi olur? Yazıklar olsun sana. Alın işte. Siz de gördünüz. Mert ağzıyla kuş tutsa bile anneme yaranamıyor. Neyse, siz şimdi arkanıza yaslanın ve bu güzel videonun tadını çıkarın. İyi seyirler. Ne yapıyorsun sen? Yoksa sen benden bir şey mi saklıyorsun? Ne var arkamda? Anneciğim hiçbir şey yok. Bana bak, ben kızımı tanırım. Ne var arkanda? Çıkar bakayım hemen. Anneciğim ben sınavdan... Ver bakayım kaç almışsın? Vay bu ne? 40 almışsın. Evet anneciğim 40 aldım. Lütfen bana kızma. Anneciğim ben sana nasıl kızayım? 40 nasıl alırsın? Helal olsun prensesim Meral. 40 almış. Sen ne kadar çalışkan, ne kadar akıllı, ne kadar zeki bir kızsın. Hemen bunu kutlamamız lazım. Yürü parti vereceğiz. Oley. İyi ki 40 aldım kızım. İyi ki 40 aldım kızım. İyi ki 40 aldın. İyi ki 40 aldın. İyi ki 40 aldın kızım. Huzam. Oley. Anne, bak sınavdan kaç aldın? Ne istiyorsun eşşoğlu eşek? Anneciğim sınavdan 98 aldım. Yaptım. Ne? 98 mi aldın? Evet anneciğim. Ne oldu, sevinmedin mi? Bu nasıl bir soru Mert? Ben nasıl sevineyim? Nasıl sevineyim? 98 nasıl alırsın ya? Sen nasıl 100 almazsın? Nereden kırdılar o 2 puanı ya? El alemin oğlu 100 oluyor. Benim oğlum 98. Püh sana. Ama anne. Bak hala cevap veriyor ya. Bu tuz ne böyle ya? Anasının kuzusu, sen hasta mı oluyorsun? Anneciğim, canım anneciğim, dur sen üşüdün annem, çok üşüdün ya. Ay kıyamam, salgın da var zaten, sana hastalık bulaştı kesin. Anneciğim bir şeyim yok ya, ben gayet iyiyim, niye bu kadar çok abartıyorsun? Yok sen zaten hasta olsan bile amama söylemezsin. Sen o kadar düşünceli bir kızsın. Bir dakika senin ateşin var anneciğim. Oy kurban olsun anne, sana şöyle şu peçeteye koyalım, ateşin düşsün. Hadi bir de sümkür anneciğim, çıkar sümükleri. Anne ya ne yapıyorsun ya? Ben hasta değilim, anlamıyor musun? Hasta değil misin? Ama anneciğim bak, eğer hasta okula gidersen daha kötü olursun. Ben ondan diyorum yani. Ne? Hastaysam okula gitmeyecek miyim? Tamam anne, ben çok hastayım. ay benim ciğerlerim acıyor sen öksürdükçe. Tamam anneciğim, o zaman bugün okula gitmek yok. Şimdi sen yatacaksın. Aman sana ıhlamurlar, yemekler yapacak, tamam mı? Tamam. Hadi gel anneciğim, ben seni yatırayım. Hadi yürü bebeğim prensesim. Ay çok hastayım anne. Ne var, ne istiyorsun? Anne çok hastayım. Lütfen okula gitmeyeyim bugün. Pardon anlayamadım. Ne demek okula gitmeyeyim? Öyle bir şey yok. Bugün okula gideceksin. Dur sen bir ateşine bakayım. Oraya. Elim yandı ya. Bunun ateşi kaç böyle ya? Herhalde 41-42 falan. Neyse, yapacak bir şey yok. İnleyip durma. Okula gideceksin. Kaçarı yok bunun. Bu ne ya böyle? Ben 42 derece ateşle okula gidiyordum. Anama da ağzımı açamıyordum. Hadi Mert Bey, kalk hazırlan, okula gidiyorsun. Anne halim yok okula gitmeye. Çok hastayım diyorum. Ya şuna bak. Sanki okulda taş taşıyacak. Kalk Mert, kalk öksürüp durma, mikroplarını da yaydın her yere ya. Git okulda otur, dersini dinle. Hadi ya. Olsa da ya. Hadi oğlum ya. Bak kızım, sana yiyecek bir şeyler hazırladım. Allah, oyuncakları kim koydu ya buraya? Anne onlar benim oyuncaklarımdı. Neyse anne, senin bu makyaj malzemelerini kınırıp deney yapsam senin için sıkıntı olur mu? Oy benim kuzum, makyaj malzemelerim sana kurban mı olsun? Ay galiba dizimi sakatladım. Neyse senden önemli değil prensesim. Sen benden bir şey istiyor musun anneciğim? Hemen hazırlayayım. Evet anneciğim istiyorum. Nugget istiyorum, sosis istiyorum, hatta kocaman bir tane pizza istiyorum. Karnım çok acıktı. Uy sen istersin de ben hazırlamaz mıyım? Dünyanın en güzel kızı. Hemen gideyim de istediklerini hazırlayayım. Oğlum kız ama ya. Neyse şimdi senden bir şey isteyeceğim. Anneciğim tamam, ne olur kızma, daha iyi silerim. Bak pırıl pırıl ediyorum her yeri. Ne istersen yaparım, sadece söylemen yeterli bana. Kız kardeşinin karnı acıkmış. Nugget istiyor, sosis istiyor ve pizza istiyor. Derhal kız kardeşine bu yemekleri hazırlayacaksın ve önüne koyacaksın, anladın mı beni? Tamam anneciğim, hemen gidip hazırlıyorum abi. Hadi oğlum hadi ya, uyuşuk uyuşuk yürüme. Bu çocuk da aynı babası, aynı babası ya. Keşke bunu hiç doğurmasaydım. Yemek isterim, isterim de isterim. Al kardeşim sana el yapımı büyük boy pizza. Ay benim de karnım çok acıktı valla. Anne ben de yemek yiyebilir miyim? Tabii yiyebilirsin oğlum, ben sana yemek hazırladım. Bugün menünde köpek maması var. Hadi yine iyisin. Yanına suyunu da koydum ama bu yemeği arkadaşınla paylaşman gerekiyor. Hadi afiyet olsun. Ne? Ben köpek maması mı yiyeceğim? Ya ben hayvan değilim, ben de insanım ve ben senin çocuğunum bu kız gibi. Oh zazu zazu. Ne zazu seni? Sen pizza yiyorsun, ben köpek maması yiyorum. Bu hiç adil değil. Sus bakayım, anama cevap verme. Yoksa o ağzına var ya acı biber dökerim. Hadi hadi öğle yemeği zamanı. Paris gel sen de yemeğini. Acıklı çocuk, gel kızım gel gel ye. Eğil bakayım sen de yemeğini ye. Tamamdır. Kekimiz hazır. Misafirlerim gelsin de onlara ikram edeyim. Çocuklar ben kek yapmışım ama sakın ona dokunmayın, misafirler için yaptım, tamam mı? Tamam anneciğim. Dudem canım kızım, o tamam diyen ağzını yerim senin. Neyse ay belim çok ağrıdı kek yaparken. Şunu şöyle şuraya koyayım da içeri girip biraz uzanayım. Çocuklar ben biraz uzanacağım, rahatsız etmeyin. Allah rahatlık versin anneciğim. Amin amin. Ay canım çok kek çekti. Benim o keki bir an önce yemem lazım. Ama Sude annem yemeyin dedi. O keki misafirlere yapmış. Aman bir şey olmaz. Ay kekin güzelliğine bak. Ay vallahi karnım doydu ya. Annem çok güzel yapmış. Vallahi ellerine sağlık. Mutfaktan sesler geliyor. Kekimi yemiyorsunuz değil mi? Eyvah annem size söndü. Hemen içini kaçayım bari. Abiciğim merhaba. Nasıl, iyi misin? İyiyim abicim, senin ödevlerini yapıyorum. Merak etme, hepsini doğru yaptım. Mutfaktan tıkır tıkır sesler geliyor. Kesin burada bir işler çevriliyor. Bir bakayım. Ha, bu benim kekimdi. Ne olmuş buna? Benim kekimi kim yedi? Mert, Sude. Bana bakın, benim yaptığım keki kim yedi? Çabuk söyleyin. Anne keki ben yedim. Yok yok anneciğim, sen yememişsindir ya. Sen küçüksün, sen bir meleksin. Sen böyle şeytanlıklar yapabilir misin? Yapamazsın. Son kez soruyorum, keki kim yedi? Ona çok büyük bir ceza vereceğim. Ne? Ceza mı? Anne ben yemedim, kesin abim yemişti. Ne? Yalan söyleme pis ucube. Anne ben yemedim, yalan söyle. Hem ağzının kenarına bak, çikolata kaplı. Onlar bıyık bıyık. Senin kız kardeşin ergenlik çağına geliyor, bıyıkları çıkıyor o yüzden. Normal gayet. Sen kız kardeşine iftira atmaya çalışıyorsun. Var ya seni var ya bitireceğim. Al sana. Kızım Sude çok hastayım, bana ilacımı getirir misin annem? Anne şu an hiç gelemem, kendi ayaklarım var, kendi ayaklarına git al ilacını. Sude olur mu hiç öyle şey? Annem 40 yılın başı senden bir şey istedi, sen yapmıyorsun, çok ayıp. Merak etme, bu ilacı içtikten sonra çok güzel olacaksın ve şifalı olacaksın. Geçecek bitecek. İç bakalım önce ilacını, biraz da suyunu al. Ha, tamam içtin anneciğim, merak etme iyileşeceksin. Evladım Allah senden razı olsun. Sen nasıl hayırlı bir evlatsın ya. Kız kardeşinden bir bardak su, bir ilaç istedim, getirmedi. Allah ne muradın varsa versin oğlum. Anneciğim şimdi sen bunları düşünme, hadi suyunu iç de iyileş. Ama oğlum ben sana çok büyük haksızlık yaptım. Kardeşimden seni çok ayırdım. Beni affet. Affediyorum anneciğim. Bunlar geçmişte kaldı. Ben unuttum bile. Arkadaşlar anneniz ne yaparsa yapsın, annenize sinirlenmeyin. Çünkü o annedir, sizin için yapar. Sizi çok seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.